Bazı diziler vardır. Birkaç sezon için çekilir ama birkaç sezon yıllar boyu sürer. Aklınızdan Arka Sokaklar ya da Kurtlar Vadisi geçiyorsa yanılıyorsunuz. Çünkü henüz bu dizinin rekorunu kimse geçemedi. Takvimler 19 Mayıs 1974 gününü gösteriyordu. 1968'den beri görüntülü yayın yapan TRT kanalı bir ilke imza atmıştı. Dizi furyasını ilk defa doğal bir diziyle başlatacaktı ve yıllar boyu severek izlenecekti. Başrollerinde Tekin Akmansoy ile Leman Çıdamlı'nın oynadığı Kaynanalar dizisi TRT'de yayınlanan ilk dizi olarak tarihe geçmesi bir yana 30 yıl aralıklarla devam edecekti. Dizinin konusu Anadolu'dan Ankara'ya göç eden Nuri Kantar ve ailesinin büyük şehrin kurallarına ayak uydururken kendi geleneklerinden uzak kalmama çabası anlatılmıştır. Nitekim halk bu aileyi çok sevmiştir. Çünkü halkı temsil eden halktan bir diziydi. Halk diziyi o kadar benimsemiş ve beğenmişti ki aynı seneler içinde renkli sinema filmi olarak çekilmişti. 1975 yılında Nuri Kantar ailesi Sezer Film, Kaynanalar ise Erman Film tarafından renkli çekilmişti. Kantar'ı, Nuriye'si, Döndüsü, Tijen'i, Timur'uyla resmen puzzle parçaları gibiydiler. Diziyi tamamlıyordu bu kadro. Kaynanalar dizisi başlayalı 2 yıl olmuştu ve bu süreçte özel bölümleriyle ekranlardaydı. Bunlardan biri 20 Temmuz 1976'da, yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yayınlanan Kaynanalar Kıbrıs'ta. Ocak 1977 yılında kadroda bir değişiklik olmuştur. Dizinin başrolü Leman Çıdamlı diziden ayrılmış, yerine Ayşe Nebioğlu kadroya dahil olmuştur. 1977 yılına gelindiğinde Kaynanalar dizisi ara vermiştir. Öte yandan Tekin Akmansoy diziden sıkılmış ya da tadında bırakmak istemiş olacak ki o günlerde şöyle bir demeç vermiş gazetelere: "Bundan böyle yeni diziler yapacağım. Kaynanaları son kez yapıyorum. Yeni yapacağım diziler de seyirci tarafından beğenileceğini ve en az Kaynanalar kadar sevileceğini tahmin ediyorum." Yalnız işler hiç umduğu gibi gitmedi. Yani düşündüğü farklı dizi projeleri gerçekleşmedi. Kısa bir aradan sonra 1980 yılında Kaynanalar tekrardan ekranlara döner ve Leman Çıdamlı bıraktığı yerden kadroya devam eder. 13 Haziran 1988 günü 59. bölüm sonu sezon finali yapar. 14 senedir Timuçin rolüne can vermiş Muammer Çıpa, 4 Temmuz 1988 günü tatilini geçirdiği Datça'da özel arabasıyla bir kamyonete çarpması sonucu olay yerinde maalesef vefat etmiştir. Bu süre zarfında Kaynanalar dizisi ekranlara uzun bir ara verecektir. 14 senedir aralıklarla TRT'de yayın yapan Kaynanalar dizisi 9 yıl boyunca ekranlardan uzak kalmıştır. 20 Nisan 1997'de Kaynanalar'ın Kanal D'de ekranlara döneceği belirtilmiştir. 21 Eylül 1997'de kıdemli oyuncular ve genç oyuncularla harmanlanmış kadrosuyla Kanal D'de ekranlara yeniden dönmenin mutluluğu yaşanmıştır. Timuçin rolü için Alev Sezer kadroya dahil olmuştur. Ama ne yazık ki 4 bölüm oynadıktan sonra kronik ishal ve kusma şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Alev Sezer'in yerine kadroya Ege Aydan dahil olmuştur, Timuçin rolüyle. 2000 yılında tekrardan dizi TRT'de oynamaya başlar. Maalesef her başlangıcın bir sonu vardır. 2004 yılında Tekin Akmansoy Kaynanalar dizisi için final bölümünü yazmış, ekibi toplayıp son bölümü çekmiştir. Kaynanalar'ın final bölümü 24 Ocak 2005 akşamı saat 19.55'te TRT1'de yayınlanmıştır. 2 saate yakın süren final bölümünde Nuri Kantar iflas etmiş, Döndü ve Nur'un bütün ısrarlarına rağmen onlarla kalmayı reddetmiş.
gözyaşları içinde huzur evine yerleşmişlerdir. 30 senelik serüven duygusal bir final bölümüyle noktalanmıştır. 1974-2005 yılları arasında 314 bölüm olarak oynamış, ayrıyetten 1980'lerde video kasetlerinin popüler olduğu zamanlarda 10 bölümde video kaset bölümleri çekilmiştir.